Futbol Menajer 2024'teki Fenerbahçe kariyerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Birinci bölümde hazırlık evresini geçtik, taktiği yaptık, bir şeyler konuştuk, planladık falan filan. Çok güzel reaksiyonlarınız, güzel dönüşleriniz, abonelikler, yorumlar, beğeniler, izlemeler bu beni mutlu etti. Fakat ikinci bölümde diyeceksiniz ki burada işte gabala mabala 11 tane atmışsın. Hamına da böyle bir şey yok abi. 4 tane atmışsın falan. Böyle değildi. Bunlar ne oldu da tekrarladın? Şu. Bazı Steam hesaplarında benim de bunu yaşadığım oldu. Güncellemeyi almadı. Daha doğrusu güncel versiyon gibi gösteriyor ama profiller aynı. Örnek vermek gerekirse kadroya geldiğimiz zaman güncelleme alan iki isimden bir tanesi Szymański, bir tanesi de İrfan Can'dı. Giriyorum, çıkıyorum, yeni kuruyorum, siliyorum, yapıyorum, ediyorum, olmuyor. Yani bu adamın işte pası ıvırı zıvırı yükselmiş. Benimkinde beta'daki gibi profil çıkıyor karşıma. Bunun sebebini sağda solda birazcık araştırdım. İşte Sports interaktif klasörünü silenler, yeniden yükleyenler, bir şekilde çözmeye çalışanlar var ama tuhaftır ki bazılarınızda bu güncelleme alamamışlık olabilir. Ben de şu sıkıntıyı yaşadım. Steam'den dosya bütünlüğünü kontrol et dedim. İkinci yaptığım şeyde oyunun kendi temasına döndüm. Tercihlerden şu anda Tato temasını kullanıyoruz. Bu sıkıntıyı yaşarken Zverkette'yi kullanıyorduk. Buradan normal temaya döndüm. Tercihleri onayla yeniden yaptım. Yeniden kurduğumda bu şekilde güncellemeyi geldi. Neyle alakalıdır, niye böyle saçma bir durumdur bilmiyorum ama bir şekilde çözdük. E peki elimizdeki Szymański'nin, İrfan Can'ın 1-2 puan yükselmesini kullanmayarak yeni kariyere başlamak olur mu? Çok da içime sinmedi. Hazır bu işin başındayken, İrfan Can nerede? İrfan Can'ın da profilini gösterelim. Hazır bu işin başındayken sıfırdan açalım, tekrar güncel profillerle kariyere başlayalım istedim. Zaten hazırlık sürecini yine geçtim. Bu sefer burada 11'li sayılar hep bizim peşimizi bırakmıyor geçmişi bilenler için. Kışı bitti, yazı kaldı. Ama bu sefer biz atan taraftaydık. İkinci maçta da 4 tane attık. Şimdi Galatasaray'ın karşısına çıkacağız. Sonrasında Torpedo ile eşleştik. Bir Torpedo maçı oynarız. İkinci maça gerek kalacağını düşünmüyorum. Daha sonrasında Adana Demir'i oynarız, Başakşehir'i oynarız. Bu aralardaki maçları geçeriz. Sonuçta İstanbul Pendik'i her bölüm sıradan birkaç tane maçı izletmek istemem size. Her bölümde farklı olaylar olsun isterim. Taktik konusunda da çok fazla yaklaşımınız var. Fazla ofansif bulan var. Prese yatkın olmayan oyuncularımızın olduğunu söyleyen var. Ki kısmen söylemlerde ve düşüncelerde haklılık payı olanlar var. Bu arada Batshuayi ile tartıştık. Ben dedim yani çok disiplinsiz hareketler yapıyordu. Sonra bir şeyler dedim. Ben onu listeye koydum. O da eyvallah hocam istediğim de buydu zaten dedi. Umut Nayir ile devam edeceğiz onun yerine eksik kaldığımız zamanlarda. Biz de birazcık görsel şöleni arttıralım istiyoruz ilk sezonda. Savunmayı ikinci plana hatta üçüncü plana bırakıyoruz. Ofansif gücümüzü beklerle orta sahaya çekerek orta sahayı normal orta sahalar değil de beklerle kalabalıklaştırmayı birazcık farklılık katmaya çalışıyoruz. Ve bol gollü 3 yersek 6 atalım istediğimiz bir sürece girdik. Taktik ismi konusunda da çok fazla yaratıcı yaklaşımlar oldu. İşte arı gibi uçarız bilmem şöyle sokarız, ayı boğanlar şöyle boğanlar, boğmacılar. Ama burada sanırım beni etkileyen bir tanesi taarruzla alakalıydı. Taarruz deyince otomatikmen hangi süreçteydik? Cumhuriyetimizin 100. yılını 29 Ekim'de coşkuyla kutladık. Şimdi atamızı anacağımız 10 Kasım'a yaklaşıyoruz. Tabi bu arada hepimiz için ayrı bir değer, ayrı bir yani bir öğretmen olarak atamızın açtığı yoldan gösterdiği hedefe doğru ilerlemeye çalışsak da hepimiz belli bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Maalesef o yolu doğru taşıyabildiğimizi, yeterli olduğumuzu düşünmüyorum kendi adıma da. Ama ne saygıyı, ne sevgiyi, ne de anmayı hiçbir zaman eksik etmem. O yüzden çevremde de böyle insanlar olmasına hep sevinirim. Hangi konuyla olursa olsun Atatürk'e bağdaştırabilirsek dediğim gibi sevgi, saygı benim için çok kıymetlidir. Tabii günümüzde birazcık bu farklılaştıranlar var. İşte eskiden sevgi saygı diyorduk. Şimdi sevmese bile en azından saygı duy. Yok kardeşim. Benim gözümde de aklımda da gönlümde de Atatürk'e sevgi de saygı da olacak. Ben böyle yetiştim. Ben böyle bir öğrenciydim. Böyle de bir nesil yetiştiriyorum diyorum ve o yüzden taktiğimizin de adını şuradan kaydedelim. Sonra uğraştırıyor tekrar yapmak. Kaydet diyelim. Buradan geçmişe dönük taktiklerimizde görüyorsunuz. Hepsinin isimleri, hepsinin getirileri ve mazileri farklı. Taktiğin adını büyük taarruz taktiği yapıyoruz. Görselini de bu şekilde ayarlıyoruz. Kaydet dedik. Evet, bakalım ne kadar bizi mutlu edecek bu taktik. Tabii ki de düşen performansımız, yorgunluklar, sakatlıklar. Bu arada hepinizin altını çizdiği yerlere katılıyorum. Sakatlık saçmalığı hala devam ediyor. Duran toptan paslaşarak çok fazla gol oluyor. Oyunda bir sürü eksik açık var ama yapacak bir şey yok. Böyle çıktık yola, böyle de devam edeceğiz. Şöyle temayı da gösterecek olursak, bu arada forma paketi diyorum. Stadyum paketi de yükledim. Bunlar birkaç tane stadyum gösterecek olursak, mesela Ankara Gücü'nü tıkladığımızda Eryaman Stadyumu ve formaları, Başakşehir'i tıkladığımızda Fatih Terim Stadyumu, Beşiktaş'a geldiğimizde yine burası, işte Galatasaray Stadyumu falan. Bunları da yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Temayı da, formayı da, birçok şeyi açıklama kısmına zaten ekliyorum. Şu anki temamızda ve uzun bir süre kullanmayı düşündüğüm temada Tato skin. Yine bu herkesin beğendiği skin kendine özeldir ama bizim temamızda bundan sonra böyle olacak. Açıklama kısmında bulabileceksiniz. Profilleri de burada gayet güzel gösteriyor. Daha anlaşılabilir, çok karışık ve analizi kafa yormayan, göz yormayan tipten. Evet ahali, geldik ilk ciddi sınavımıza. Yani tamam, ona 11-7 falan attık ama 11'i atan taraf biz olsak da çok bir ölçü değil. Şuradan Icardi'ye sertliği arttıralım. Gördüğünüz gibi Icardi, Zaha, Hakim, Ziyech, Kerem falan ciddi oyuncular var. Bizde ise Tadić ve Szymański yorgun. İrfan Can sakat, Batshuayi de kadro dışı. Bizim de aslında 4-5 eksiğimiz var. Umarım bu bizim başımızı ağrıtmaz. Burada Fred, Tadić, Szymański. Sanki Szymański forvet arkasında, Tadić'i kanatta olsa şu an bir tık şöyle yapsak kötü mü ederiz? Bence etmeyiz ya. Niye edelim? Evet. Tabii yeni data oluşturduğumuz için buraya kadar yeniden geldik. Şöyle hızlandıralım. Ayarlarımızı yapalım. Haydi bakalım. Taraftarımızı mutlu edecek bir derbi galibiyeti, bir ilk kupa. Kupayı kaldırmak önemli. Yani direkt kaldırarak başlamak çok önemli. Kaldıramazsanız kupayı sonra her türlü eleştiriye açık oluyorsunuz. Kaldıramadınız diye. Osayi ciddi anlamda kötü oynuyor. Cengiz'de düşüş var. Tadić, Szymański hemen kondisyon bitti. Zaten söylediğim gibi 23. dakika 2 sarı kart bizde var. Tadić hepten çöktü. Şimdi Djiku ile bir atak başlatıyoruz. Ferdi, Szymański, Tadić. Haydi oğlum. Evet, Tadić on fire. Dzeko. Direği geçemedik. Umarım bunları aramayız ya. Umarım bu oyun bize bunları aratmaz derken Ferdi araya girdi. Tadić on fire, İsmail, Cengiz. 3 sarı karta çıktık. Sertlik düzeyi artıyor maçın. 39. dakika. Yorgunluklarımız da artıyor. Şimdi Tadić ortaladı. Bir kafa ve gol. Edin Dzeko ile buluyoruz ilk yarı biterken. İşte bu be. Edin Dzeko çok iyi yükseliyor. Mustera yine müdahale etti ama sonuç yok. İlk yarı bitiriyoruz derken hayır. İsmail. Senin kafanı s***. İsmail, neden gerçektekiyle aynı yapıyorlar seni oyunda da İsmail? Tamam, yani İsmail Kartal roleplay yapabiliriz bu dakikadan sonra. Maçın geri kalanını izleyebiliriz, nasıl kaybedeceğimizi. Evet çocuklar, hayırlı olsun. 45 dakika 10 kişi oynayacağız. O yüzden hızlıca savunmayı dörtleyelim. Savunma dörtlendiğinde burada standart bek otomatik olacaksınız. Tamam mı? Hakem bizi doğradı arkadaşlar. Tadić'le Fred'le Szymański'yi buraya çektik. Kanat destek olsunlar. Fred burada savaşçı orta saha, savunma. Sen burada merkez orta saha, hücum da olabilirsin. Mezzala hücum da olabilirsin. Sana bırakıyorum. Buradaki anlayışımız artık temkinliğe döndü. İlk yarı bitti tabii ki. Şöyle baktığımızda 6 şut 2 isabet var. Galatasaray'ın 1 şut 0 isabeti var. %53 toplu oynamışız. 4 korner kullanmışız. Yani kazanılan hava toplarında da üstünüz. Her şey o kadar güzel ki. Ta ki Ya bu İsmail isimlerinde mi sıkıntı var nedir bilmiyorum ki arkadaş. İlla bir yerde bela oluyorlar bize. Fred ortalama götürür maçı. Bekao çok diri ve hala kartı yok. Ferdi Osayi idare ediyor ama ikisinde sarı kart var. Hep böyle içler dışlar çarpımı gibi bir durumdayız. Hadi bakalım çocuklar. Süpersiniz dedik ve ikinci 2 dakika sonra gol mü yiyoruz? Şuradan da dengeliye getirelim ya. Oyun hafif savunmaya kaydığımızı görürse bize gol yedirir. Offside. Hocam. Yakma bizi be. Yakma yani artık. Bak doğradın, kırmızı kart verdin, golü de mi veriyorsun? Ver anasını satayım ya. Bir de penaltı çak üstüne. Bir de penaltı ver, doğra bizi. Yazıklar olsun ya. Araplar satın almış maçı arkadaş. Zaman falan geçirme. Bunları elleyince oyun bize gol yediriyor. O yüzden bunları ellemiyoruz arkadaşlar. Bunlar yasaklı. Bunlar savunma içeren şeyler olduğu için oyun olmaz diyor. Böyle olmaz diyor. Evet. Değişiklikleri onayladık. Haydi çocuklar. Şimdi Livakovic falsolu bir top Jadon'a. Jadon'dan Ferdi, Szymański. Evet. Ferdi, Fred, Djiku, Szymański, Livakovic de katıldı pas trafiğine. Bekao, Mert Hakan, Cengiz, Dzeko. Mert Müldür bu arada o da. Yani gol geliyorum diyor ya. Bu golü yiyeceğiz. Başka kaçarı yok. Baksana. Şöyle yapalım. Biraz daha yüksek tempo ile savunma arkasına top atmaya çalışalım. Kısa pasta çıkmayın. Ama tabii şunu da değiştireceğiz. Szymański şimdi. Szymański'den geriye. Djiku, Fred, Jadon. Jadon ortaladı. Vur. Vur be adam. Vur ortak orada. Vur onu. Sok kaleydi. Ta Allah Allah. Hadi artık. Bekao. Penaltı mı? Bravo, 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 bravo hoca. Ver ya, ver. 3 korner bir penaltı olsun mu? He? Ketçap mayonez de yapalım mı? Yazık be. Yazık, yazık. Oyunda bile aynı yapmışlar her şeyi. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, istenilen senaryo yaşandı. Yani oyun bizim perişan olmamızı istedi. Biz de gayet olduk. Kırmızı karttı, penaltıydı, şuydu, buydu derken bu noktaya geldik. Yapacak bir şey yok. What can I do sometimes yani. Evet, maçı 3-1 kaybediyoruz. Yani iyi götürüyorduk, güzel götürüyorduk. İhtiyacımız olan noktada golü de bulduk ama kırmızı kart belki eşitleriz diye uğraşırken bir de penaltı. Hadi geçmiş olsun dedi bize. Yani böyle olmamalıydı. Eksiklerimize rağmen, çabuk yorgunluğumuza rağmen daha iyi bir sonuç elde edebilirdik ama yol kazası diyelim ya. Sonuçta başkaları yol kazası deyince sıkıntı çıkmıyorsa biz de böyle dediğimizde sorun olmaz diye düşünüyorum. Kura çekimini izle diyelim bakalım kimlerle nelerle eşleşeceğiz. Eğer bu turu geçersek kim geliyor bize? Direkt şunu kurayı bitir diyelim. Evet, Fenerbahçe Torpedo'yu yenersek CSK Sofya veya Tobil ile eşleşeceğiz. Muhtemelen CSK Sofya olur. Kaptanımız Dzeko. İkinci kaptan da kim olacak? İkinci kaptan da Tadić oluyor. Evet ahali, şimdi Torpedo'ya karşı çıkıyoruz. Torpedo'nun da hocası da yok. Şimdi hemen klavyeciler başladı bile yazmaya. Getirin oradan Torpedo'yu, hoca şov yapacak. Şöyle böyle falan filan. Yani ne yapalım arkadaşlar, gördünüz yani 10 kişi kaldık, penaltı verildi, sıkıntı yaşadık yani. Bu durumlar yaşanmasaydı tabii ki maçın seyri böyle olmazdı ve sonuçta Kent yok, İrfan yok, Batshuayi'yi biz almadık, tamam kabul ediyorum. Ama ondan sonra Szymański yorgun, Tadić yorgun, İsmail atıldı. Yani var oğlu var. Ofansif anlamda çok sıkıntıydık ve Djiku falan 6.1 ile oynadı yani. Ama yine de tekrar söylüyorum, kırmızı olmasaydı öyle de bitmezdi. Şimdi Osayi'den Bekao. Bekao neler yapıyorsun orada? Bekao dön yerine. Bak İrfan'ı görüyor musun? Tek başına makine. Yani Kent olsa, İrfan olsa en azından tık bir hamle yapardık. İş değişir. Gerçi 10 kişi kaldıktan sonra 2 tane İrfan olsa da çok fark etmeyebilirdi. Olsun, bunlar daha büyük kupaların habercileri. Bunlar suni kayıplar. Hiç böyle au falan yok. İsyan yok hocaya. Dur, yeni geldik. Biraz yanımızda durun. İrfan'a bak şimdi, bir tane daha yazacak oradan. Bu sefer kaleci kurtardı. Bekao'ya bak, her yerde dönen topu Bekao topluyor. Şerbo ortaladı. Dzeko. Osayi ile çıkıyoruz. Kent'e salar mısın? Saldın da ne biçim saldın? Kent'te dışarıya attı zaten. Bir duran top daha. İrfan ortaladı. Arka direkte Jayden bunu da kaçırdı. Şimdi Kent bu sefer şansını deneyecek. Paslaşarak gol geliyor. Hazır olun. Kent. Aa, gol olmadı. Hayret. Paslaşarak kullanılan bir duran top golle sonuçlanmadı. Şaşırtıcı. Ezberi bozdular şu an. Bir muz orta, yine defans uzaklaştırdı. Korner kullanma yerlerimizi biraz biraz değiştirmeyi düşünüyorum. Arka direğe kavisli gönderdiğimiz çoğu top uzaklaştırılıyor. Szymański kafayla arka direkte attı golü. İlk yarıda üçledik. İkinci maça zaten girmeyiz. Rotasyon yaparız deplasmanda. Tadić'i yormayalım. Tadić ve Szymański ikilisini. Buraya Mert Hakan komutanı alalım. Ya da Crespo'yu alalım. Bu arada Crespo da yoktu piyasada. Cengiz'i bu tarafa alalım. Hücum hattına da evet, Kent ortaladı. Kaleci yakalıyor topu. Ama çıkamayacaklar tabii ki de. Korkunç taarruz yaparcasına baskımız onları bu duruma düşürüyor. Djiku bıraktı İsmail'e. İsmail'den Kent'e ters bir top. Batshuayi aradan bırakıyor Cengiz'e. Cengiz pleseyle kaleciyi avladı. Atacağız, daha çok goller atacağız. Çok maçlar kazanacağız. Bunun için buraya geldik. İsmail'i bir değişiklik yapalım şöyle. Ferdi'yi deneyelim bakalım şu İsmail'in yerinde. Daha sonra Kent'i değiştirelim. Kent'i kimle değiştirebiliriz? Mihazayis. Mert Hakan'ı atalım gitsin orada. Yuvarlansın o da ya. 1, 2, 3, 4 değişiklik olacak. Mert Hakan da girdi. 5. Eyvah eyvah. Nevinski. Nevinski 25 metreden bize golü attı. Şimdi buna bir bakalım. Bir de Murat Başer'in başka bir teorisi. Saçma sapan takımlar saçma sapan üst üste goller atıveriyor bir anda dedi. Bu biraz benim de dikkatimi çekti ama görüyorsunuz mesela uzaktan şutu 9 falan. Çok işlevsel bir abimiz değil. Ama şu aşamada bir gol daha yiyebiliriz belki de. Zaten bu yediğimiz gol de çok alakasız da. Yani oyunun bir de böyle bir durumu varmış. Ya ben ara ara şüpheleniyorum ama böyle seri golleri yiyince tam emin olamıyorum yine de. Bakalım. Evet, rakip topu kaptı. Djiku. Bekao. Hemen araya girdiler. Semkin. Bıraktı. Zurievski. Nikulin. Bir gol daha mı geliyor derken son anda kurtardık. Cengiz şimdi. Cengiz topu çılgınlar gibi taşıyor. Orta geldi. Hocam sırta binme var. İrfan mı? Hat-trick yaptı. Güzel. Tamam, sonuçlandırabiliriz bunu. Bu arada bu maç sonu durumu da herhangi bir eklenti değil. Temanın kendi getirisi. 5-1 bitirdik bu maçı. İkinci maça girmeye gerek kalmamış oldu. Asistanı gönderelim. Sıradaki maç nerede? Pendikspor'la. Hemen ona gidelim. Simüle edelim. Şimdi burada hızlı seçim dediğimizde şu kulüp kuralları indirelim. Yorgunluk yok. İrfan'ı buraya koyuyor. Szymański, Tadić, Dzeko, Kent, Osayi, Ferdi, İsmail, Djiku, Bekao şeklinde. Tamam, ideal düzenle çıkıyoruz. Yorgun olan var mı? Yok. Şurada birazcık kondisyon falan. Bunlar fena durumda değil. Maçı simüle et dedik. Evet. Tamam dedik. 12. Pendik'i 6-0 yendik. Edin Dzeko 4 tane atmış. Yani yapay zekaya karşı bakıyoruz. Galatasaray ilk maçını kaybetmiş. Bir de böyle bir durum var. Bilmiyorum sizin karşınıza çıktı mı? Bunu da yorumlarda yazan var. Mesela Fenerbahçe kariyeri yapıyorsun. Beşiktaş, Galatasaray aşağılarda sürünüyor. İşte Galatasaray kariyeri yaparsan Fenerbahçe falan aşağılarda sürünüyor. Bakalım bizim kariyerimizde de öyle mi olacak? Yani çok fazla bizi korkutan durum olması birazcık şaşırtıcı. Hani yepyeni çıkan bir oyunun bu kadar tedirgin veya keyifsiz bırakma durumu olmaması lazım. Evet dostlar, rotasyonlu kadroyla çıkıyoruz. Burada Crespo'yu da ya da Fred kalsın. Maçı simüle et. Evet dedik. Umut Nayir en uçta oynayacak. 4-1 kazanmışız. Umut da bir penaltı kaçırmış. Cengiz 7 gün sakatlandı. Şaşırmadık. Evet, dediğimiz gibi bir sonraki eleme maçında CSK Sofya ile oynayacağız. O maç ne zamanmış? Evet, İstanbul maçından sonra. İstanbul'u rastgele geçelim. Hemen Sofya maçına çıkalım. Evet, hadi bakalım. Fred sakatlandı. Kalça sakatlığı. 2-3 ay uzmana gönderelim. Yani diyecek bir şey yok. Ha, şöyle de bir şey diyenler var. Sakatlık yaması. İşte sakatlığı %50'ye indiren bir yama. Ya kimse açıkçası oyuna dışarıdan müdahaleyle oynamak istemez. Yani onu ekle, bunu yükle, onu değiştir diyeceksek o zaman neden orijinal oyun alıp neden bu paraları veriyoruz sorusu geliyor akla. Tabii ki hoş değil ama yani ne yapalım? Çekilecek çilemiz varmış. Şimdi İstanbul'la oynarken Ferdi'yi dinlendirmek istiyorum. Ama kimle nasıl? Jayden'ı buraya atalım. Jayden neredesin? Gel bakalım. Buraya Mert Müldür'ü koyalım. Burada Crespo ile başlayalım. Stoperlerden Serdar Aziz'i Bekao yerine oynatalım. Diğer yandan Djiku yerine de Samet Akaydın'ı oynatalım. Kent, Cengiz sakat. Kent'i saklamamız lazım. O yüzden Barış'ı oynatalım. İrfan da bize lazım. Mert Hakan oynasın. Szymański, Tadić ikilisinden birini de çıkartırsak daha iyi olur. Şuraya kimi koyalım? Hatta Szymański sola geçmesin. Szymański burada kalsın. Tadić yerine Joshua King'i koyalım. Tamam, bence böyle güzel oldu. Epey de rotasyon yapmış olduk. Umarım yol kazası yaşamayız İstanbulspor'a karşı. Ama bu kadro bile yaşıyorsa 3-1 kazanmışız. 27 şut, 3.36 gol beklentisi. Çok güzel. 2'de 2 olurken Galatasaray 2'de 1 yapmış. Hatay'ı 6-2 yenmiş. Hataya yer yok demiş. Menemene, ekmekle yemenin yasak olduğu ilçemiz hangisidir? Hangisidir? Bandırma. Hızlı seçim dedik. Değişiklikler yapıldı. Szymański, Tadić, İrfan, Kent, Dzeko, tamam. Osayi, Ferdi, İsmail, Djiku, Bekao şeklinde. Şu Djiku yerine Samet'i, sol tarafa da Jayden'ı oynatsak nasıl olur? Bir böyle başlayalım bakalım. Ferdi'yi biraz dinlendirelim. El Maestro, Nestor El Maestro'nun CSK Sofya'sını konuk ediyoruz. Kadıköy'deyiz. Güçlü bir hücum hattımız var. Haydi çocuklar. Bir korner. İrfan ortaladı. Arka tarafta seken top. Szymański köşeye bırakıyor plaseyi. 1-0 oldu 4. dakika ama golden önce Samet offside'mış. Bravo be Samet. Bir kere şans verelim dedik. Onda da gene şeklini yaptın. Kent üst direkten döndü. Turitsov kovalıyor. Üst üste gol pozisyonları ve baskılı başladık. Şimdi Livakovic kısa başladı. Bekao pas atacak arkadaşını arıyor. Samet. Szymański. Tadić. Samet'le çok oynamazsanız arkadaşlar ne olur ne olmaz sıkıntı yaşamayalım. Dzeko savunma arkasında gidemeyeceğini anladığı için oradan zımbaladı. Bir orta daha. Arka direkte Dzeko bekliyor. Samet vuramadı. Seken top. İrfan. Ah, soluma alsaydı. Çivileme geliyordu, çivileme. Szymański. Ortaladı. Dzeko işi bitirir. Güzel ortaya kafa vurur. Beklediğimiz gol 24. dakikada geldi. Bu bizi bir tık rahatlattı. Tabii ilk yarı bitmeden 2'yi de kovalayacağız. Yine İrfan. Bir orta daha. Dzeko vuramadı bu sefer. Seken top Tadić. Bir orta daha. İrfan bomboş. İrfan çaprazdan Sandov'u mağlup ediyor. Ve coşkulu oyunumuz 2-0'ı getirdi. Geçtik hızlıca. Şimdi bir Sofya hata. Jadon araya girdi. Livakovic. Samet. Best stoper. Al işte. Şimdi bir duran top. İrfan verdi falsoyu üst direk yine. İkinci direkten dönen topumuz oldu. Evet, istatistiklere bakacak olursak 12 şutumuz var, 5 isabetimiz var, toplu oynama 170, 6 kornerimiz var, 230 pas yapmışız. Kazanılan hava topunda birazcık başarısızız. Başarılı topa müdahalede de yine gerideyiz. Kalecinin kurtarışları 3 adet. Taktiğe geldiğimizde sıkıntılı oynayan yok ama Jadon yorgun. O yüzden Ferdi'yi alıyoruz buraya. Samet'in sarı kartı var. Bizi yakmaması için Djiku'yu alıyoruz. Bir de İsmail dinlensin. Bir sonraki maç için lazım olacak. Crespo'yu alıyoruz. Szymański'yi de bir 10 dakika sonra değiştiririz. Kent ortaladı. Arka direkte vuramadık. Turitsov kovalıyor. Tadić aldı. Crespo, Osayi, Ferdi. Penaltı. Yok mu? Kent çevirdi. Szymański, Ferdi, Crespo, İrfan. Enteresan bir gol kaçırdık. İrfan şimdi bakıyor içeriye. Yine Yanga vurdu. Arkaya seken topları da Tadić topluyor. Bekao'dan yani kör bir pas. Girelim 4. değişikliğimiz. Batshuayi olsun. Böyle çift forvete döndürelim. Crespo, İrfan yapalım. Kent yorgun. Kent'i değiştirebiliriz. 4. Ama bir değişikliği saklayalım. Savunma arkasına Djiku ıskaladı. Livakovic. Şimdi uzun gönderiyor. İrfan sektiremedi ama Crespo'da kaldı top. Ferdi. Yani bu nasıl bir pas? Sando uzun gönderdi. Djiku. Livakovic ile başlatacağız. Bir gol daha gerekli şu dakikalarda. Crespo taşıyor. Tadić. İrfan. Ah İrfan ah. Ama topu yine kaptı. Dzeko, İrfan. Yine kaptırdık. Ön alan baskımız. Uzuna zorladık fakat sektirdiler. Ferdi yetişiyor. İrfan şimdi koşu var. Koşuda olan Kent'i bulduk. Kent çaprazdan dışarıya atıyor ve oyundan çıkarılmayı hak ediyorum ben hocam diyerek yerini kime bırakıyor? Niye değil mi? Yaratıcı forvet olsun, pivot destek olsun, sen de burada fırsatçı ol. Tadić de arkalarında olsun. Sen de burada ofansif oyun kurucu destek ol mesela. Osayi bıraktı. Tekrar aldı. Yayın dışarısında Ferdi'yi buldu. Tadić. Atamadık yine. Bunları kaçırmayacaksın ki fark 3-4-5 gitsin. Ferdi ortalıyor. Seken top dışarıya gitti. Eller kalktı. İrfan kullanıyor korneri. Son 8 dakika artık. Arka direkte vuramadık yine. Çok korner kullandık. Çok duran top kullandık bugün. Yani bu oyuna bu skor yakışmadı. Çünkü 17 şutumuz var. %69 topla oynadık. 12 tane korner kullandık ama maalesef kalecinin 6 kurtarışı var. Sandov 7 ile oynadı. Kaleciyi geçemedik. Biraz da bizim beceriksizliğimiz. Fenerbahçe Adana Demir iç sahada konuk ediyoruz. Balotelli'li, Belhandalı Adana Demir tehlikeli bir takım. Yorgunuz. 2 gün sonrasında hemen lig maçına çıkmış oluyoruz. Ama sıkıntı değil. Oyuncularımızın durumu, motivasyonu iyi. Şimdi Dorukan'la başlayan bir Adana Demir var. Ertaç, Sisse. Ön alanda baskı getirdik ama iyi paslarla çıktılar. İsmail güzel müdahale. Osayi şimdi. Bekao. Ferdi. Osayi. Szymański. Ama Kent böyle yaparsan olmaz. 2 adım kale var önünde. Dağa taşa attın. Şimdi bir duran top. İrfan. Bekao. 12. dakikada golü bulduk. Bir duran top daha. Kent bıraktı. İsmail Yüksek. Osayi. Szymański çaprazdan vuruyor ve gol ve bir yine paslaşarak kullanılan duran topun devamında golü bulmuş olduk. İrfan çok uzak, oradan da dener mi? Denemedi, paslaştı. Tadić. Paslaş ve gol. Paslaşırsanız gol arkadaşlar. Paslaşmayana yok. Evet, ilk yarı biterken bir atak daha izleyeceğiz sanırım. Tadić bıraktı, Ferdi. Aradan Dzeko kaldı. Çevirirken kaleciden sekti. Evet, ilk yarı da böylelikle bitiyor. Evet, hemen şöyle dengeli bir oyuna geçelim. İsmail'le hemen dengeli taktiği yükledik şuradan. Kendi taktiğimiz. Bu da İrfan, Szymański, İsmail, Kent, Tadić, Dzeko, Osayi, Bekao, Djiku, Ferdi şeklinde diziliyorlar. Ama Tadić'in yorgunluğu fazla. O yüzden buraya King koyalım. İrfan'ın burada sarı kartı var. Zayis koyalım. Hatta 2 Türk var. Eyvah eyvah. İrfan yerine o zaman Mert Hakan komutan olacak. Dzeko yerine Cengiz'le değiştiririz. King burada yaratıcı forvet olur. 3 değişiklik. Bir de kime ihtiyacımız var? Yorgunluk ya da karttan dolayı İsmail'le Crespo'yu değiştirdik mi? Tamam. Şu anda oyunu hem soğutacağımız, hem yavaşlatacağımız, hem de bir sürü değişiklik yaptığımız bir aşamadayız. Kent ortaladı. Seken top. Cengiz. Bir ortada ondan. King'e gelmedi. Ertaç uzun gönderdi. İndirilen top. Kent bıraktı Szymański'ye. Szymański'den Mert Hakan. Djiku. Ferdi, Cengiz savunmaya baktı. Attı topunu Mert Hakan. King döndü vurdu ama gene gol olmadı. Buradan gol çıkar mı? Çok yükleniyoruz. 4'ü bulacak gibiyiz. Dışarıya attık. Ferdi bıraktı Djiku. Güzel pas yapıyoruz. Crespo da bu trafiğe katılıyor. Kent şimdi. Joshua King çaprazdan güzel vurdu. 4 yaptı. Kent ve Osayi yoruldular. Onlardan birini çıkartalım. Son değişiklik hakkımız. Sanki Mert'i alsak daha iyi olur gibi. Çünkü Kent'in yerine çok da adamımız yok. Savunma ağırlıklı dedik artık. Gördüğünüz gibi daha sık geriye yaslan, topa dal var. Olabildiğince geriye kapanmış vaziyetteyiz. Ve maçı 4-0'da tutup bir galibiyet daha alıyoruz. Maç bitmeden bir korner, kafa, seken top, Crespo atıyor ama bir faul mü var? Offside diyor. Offside yoktu sanki ama seviniyorlar. Gol geçerli. Bunu da mesela değiştirmemişler. VAR incelemesi panelde devam ederken oyuncular kollarını sallamaya başlıyor. Anlıyorsun ki gol oluyor. Hızlıca koşarak uzaklaşırlarsa da anlıyorsun ki gol olmuyor. Bu da aynı görsel devam ediyor. 3 maç, 9 puan, 13 avaraj. Bakıyoruz Galatasaray 3 maç. Bir Trabzon yenilgisi, bir Alanya yenilgisi. İşte diğer arkadaşın söylediği gibi bir büyük takım tepedeyken diğer büyük takımlar resmen savruluyor. Şimdi Sofya maçına çıkacağız ama Szymański'yi dinlendirme taraftarıyım. Burada Cengiz'i deneyelim, değişiklik olsun. Ya da Cengiz'i burada deneyip İrfan'ı buraya koyup Mert Hakan'la devam edebiliriz. Diğerlerinde yorgunluk yok zaten. Djiku yerine de Samet'i koyalım. Ya da Jayden'ı deneyelim bakalım ne olacak. Maçı simüle et dedik. Evet. Devam. Deplasmanda avantajlı skorumuzu kullanıp wow! 4-2 penaltılarla 5-4. Bak gene İsmail atılmış. Bu çocuk bize bela ya. 56'da atılmış. 5-8 77'de 3-0'a gelmiş iş. 3-0'dan sonra 2 tane atmışız. Toto'yu öyle kurtarmışız. Penaltı artışlarında da biz hiç kaçırmamışız. Nazon kaçırmış. Nazon seni ne kovalamışlardır var ya. Bir de Liechtenstein'lısın. Doğru dedim değil mi? Haitiliymiş. Baksanıza ucuz kurtarmışız ya. Ben de diyorum ki güle oynaya bitirdik şey yaptık. Bu İsmail ne olacak bu İsmail'in sonunu? Bunu bir ıslah etmemiz lazım ya. Kasaya 2.9 milyon girecek. Güzel. Kasaya gireni çıkanı severiz. Evet. Kura çekimini yapalım. Bir sonraki maçı simüle edelim ve bölümümüzü tamamlayalım. Kura çekimine başla dedik. Birinci torbadan Ludogorets, Fenerbahçe falan filan. Gent geldi. Bunları geçelim ikinci torbaya. Biz F'deyiz. Çektik şimdi. Hazır mıyız? İkinci torba Şerif, Zorya, Rapid, Sparta, Beşiktaş, Bate, Twente. Bir Şerif çekmemiz var ya. Rapid geldi. Şerif bize gelmedi. Beşiktaş Pilsen'e gitti. Frankfurt, Bate, Twente, Lille, Zorya, Luhansk geldi bize. 3'e geldik. 3'te ne istiyoruz? Bir TNS gelsin de şov yapalım. TNS de C'ye gitti. Bize de Everton gelmiş. Evet geldik 4'e. 4'te kimi istiyoruz? Konstanta olsun ya. Şurada Romanya yakıncacık. Gideriz hemen. Bu sefer tutturduk galiba. Evet. Konstanta'yı tutturduk. Böyle bir gruba düştük. Hızlıca bitirelim. Baktığınız zaman Adana Demir'in grubunda Fiorentina var. Beşiktaş nerede? Beşiktaş'ın grubunda TNS, Rakov, Pilsen var. Bir zahmet çıksınlar. Biz de burada çok rahat güle oynaya grup lideri oluruz. Bakalım sonrasında neler yaşanacak. Şimdi hızlıca Başakşehir'e gidelim. 17. sırada zaten. Bu maçı da geçelim. Sonra sizinle nerede buluşacağımızı, bir sonraki bölümün planı ne olacağını konuşup bitirelim. Buradan hızlı seçim dediğimizde Ferdi yorgun. O zaman Ferdi'yi hemen Jayden'la değiştirdik. Sonra aşağıdan gidelim. Bekao yorgun. Hemen Samet Akaydın. İsmail Yüksek yorgun ve bela zaten. Crespo ile değiştirdik. Kent yerine bir tur Cengiz gitmez mi? Cengiz neredesin? Cengiz de yorgun. Barış zaten kötü. Kent olabilir. İrfan olur mu? İrfan'ı kanada atalım. Buraya Mert Hakan komutanı koyalım. Tamam. Szymański de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Oraya da Zajc'ı koyalım. Edin Dzeko 7.51 çok iyi götürüyor. Biraz yorgun ama idare eder. Çok yorgunları da almaması için kadrodan çıkartıyorum. Szymański, Ferdi. Evet. Sanırım hazırız. Bartu'yu buraya alabiliriz. Evet dedik. Evet dedik. Devam dedik. Başakşehir'e karşı bir galibiyet kovalıyoruz. 3-0. Kent, Mert Hakan komutan ve Dzeko'nun golleriyle kazandık. 4'te 4, 16 avaraj, 12 puan. Beklenen durum zaten. Galatasaray'da bir diğer galibiyetini almış oldu. Hemen arkamızda Trabzon var. 37 yaşındaki emektar santraforumuz 1 gol 2 asiste yıldızlaşıyor. Fikstüre geldiğimizde sizinle birlikte tarihsiz bir Galatasaray maçı oynadık. Doğrandık hakem tarafından. Sonra UEFA'da bir sürpriz sonuç çıktı ama neyse ki elenmedik. Eyvah eyvah, kariyerin sonu olurdu direkt. Taşlanırdık, yuhlanırdık, asılırdık, kesilirdik diyorum. Şimdi dostlar, burada sizi ilgilendirecek maç nerede biliyor musunuz? Beşiktaş. Biz sizinle Beşiktaş'ta buluşuruz. Beşiktaş maçını yaparız. Konstanta'yı oynarız. Galatasaray'ı oynarız. Everton'ı oynarız. Şurası yani. Konya'yı geçeriz. Bu 4 maç sonrasında da ara transferle devam ederiz. Yani böyle bir 3. bölüm yapmış oluruz. Şu kısmı da ben geçerim. Buna da çok ciddiye alınacak maç ve durum yok zaten. Dediğim gibi her bölüm yeni bir olay, yeni bir aksiyonla bir arada olmamız lazım ki sıkıcı olmasın, kariyer heyecanını kaybetmesin. Dzeko 12 gole ulaştı bile. Yıldır yıldır atıyor. Tam taarruzcu adam ya. Kumandan ya, taarruzu yönetiyor Dzeko. Bir bölümün daha sonuna geldik. 2. Dinçer Deniz döneminden hepinize hoşça kalın diyorum.